Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Deniz Şiplenkoğlu'yla Zaur'un antrenman maçlarının analizini yapacağız. Onun hakkında konuşacağız. Zaur çünkü son zamanlarda gerçekten yaptığı herkesi çok rahat yenerek birkaç turnuva geçirdi. Dimitrislav Laletin gibi birçok iyi ismi çok rahat yenerek birinci olmuştu. Bu son, bundan aşağı yukarı sanırım bir hafta kadar önce yine aynı şekilde Çeçenistan'da düzenlenen bir turnuvaya giriyor. Birinci oluyor yine. Genelde kimse zorlayamıyor. Bir tane daha turnuvaya geldim arkadaşlar. Orada Kazakların başka bir 110 kilo dünya şampiyonu sporcuları vardı. Onunla maç atıyor. Gene hiçbirine zorlanmadan, Morozov dahi hiç zorlanmadan hepsini rahatça yeniyor. Yani şu an sanki böyle dünyadaki Levan'a en yakın kişi gibi. Tahminlerime göre biraz daha artarsa Levan'ı yenme ihtimali olan tek kişi gibi düşünüyorum. Burada da Deniz Çiplenkov'un belli bir form halini yakalamış zamanı var. Bu video arkadaşlar 3 gün önce atılmış. Şimdi Zaur bir aşağı yukarı yanlış bilmiyorsam çünkü bir hafta kadar önce yani bir 7 gün kadar önce videoya denk geldim. Yani arada 3-4 gün zaman geçmiş turnuvanın üstüne. Bu da çok dinlenik olmadığını gösteriyor. Tabii Deniz Şiplenkoğlu'nun şu anki koluna bakın, şuradaki koluna bakın. Bir de buradaki koluna bakın. Yani Deniz Şiplenkoğlu'da bir formunun tam limitlerinde değil zaten. Bunu da es geçmemek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki doluluğa bakın, şuradaki duruma bakın. Yani çok fark var arada. Ama Zaur da burada belli bir yorgunlukla tahminlerime göre gitmiş oraya. O yüzden hani matematik yaparken biz buradaki duruma göre konuşacağız. Arkadaşlar başlamadan önce lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Genelde unutulduğunu farkındayım. Bu ama bizim gibi YouTube içerik üreticileri için çok çok önemli. Çünkü YouTube bizi gerçekten sizin beğenilerinize göre, yorumlarınıza göre farklı kitlelere izlettiriyor. Bu işte hızlı gidiyorsak inanın sizle alakalı, yavaş gidiyorsak da bu da yine sizle alakalı bir kısım. Şimdiden teşekkür ettim. Videoya başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi başta haliyle ısınmaları gerekiyor. Bizim ne yazık ki gençlerimizin böyle sokağa çıktığında hadi ben seni yenerim, bilek görüşü yapalım dedikleri zamanlarda hiç ısınmayıp sonra bana yüzlerce mesajın gelmesi gibi oluyor biraz. Kolunuz acıyor, acır arkadaşlar, ısıtın iyice. Alışmadığınız bölgeyi zaten zorluyorsunuz. Ve bu çok ciddi şekilde ağrı size sebep olabilir. Daha biraz kısa geldi galiba ellere. Çok da böyle rahat tutamadı galiba ama yine de çok rahat şekilde Zaur ilk maçı alıyor. Çiplenko biraz hatta kilitliyor haftan burada farkındaysanız. Şu eli rotasyon kuvveti çok fazla gerçekten Zaur'un. Şimdi burada maç devam ederken elinin yorulduğunu söylüyor burada. Durması gerektiğini söylüyor sanırım. Orada yakalanıyor zaten. Eli kolu uzuyor. Farkındaysanız şurası, şimdi burasında takıldığı için serçe parmaklarını görüyorsunuz burada. Oraya takıldığı için hareket edemiyor. Zaten yorulduğunu söylüyor. Daha önce de söylemiştim. Beklemesi gerekiyor. Şimdi burada konuşalım nasıl oluyor, ne oluyor. Bir yere kadar gidiyor farkındaysanız. Ve gayet de normal gidiyor gözüküyor. Ama şurada bisepsi tam açılmıyor. Zaten Deniz Planko'nun eski maçlarına baktığınızda hep bu kısımda böyle kendini kilitleyip bir açı oluşturmuş orada. O açısının açılmadığını görüyorsunuz. Açılmayınca da kol haline geliyor ve daha çok geri gidiyor. Şimdi bu hali bir antrenman maçı ama kolu burada sonuçta çıkıyor. Çıkınca da daha fazla geri çekmiş oluyor onu. Yani bir faul gerek yok ama sonuçta bu bir kıstas yapılıyor burada. Şimdi bu taraf farkındaysanız şurası tam artık içeri girdi. Yani şöyle değil, şuradayken. Şuraya girdiğinde artık eli bıraksa dahi şu kısmı arkadaşlar dönmediği için buradan hala devam etme şansı var. Yani şurası gitti gözüküyor ama bu kısmı götüremiyorsunuz. Nasıl gelsin bu kol? Yine kolun yorulduğunu zaten söylüyor. Şimdi burada şöyle matematik yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bizim hep atladığımız konulardan bir tanesi. Mesela bir Levan örnek alalım. Levan ola ki burada olsa. Deniz Plankova şu elini şöyle bırakıp verse. Şu anki Deniz Plankova'dan bahsediyorum. Burasını verse. Şu şekilde başlasalar. Emin olun giderken bu bileği yine esnemeye başlar. Aynı şekilde. Şimdi Deniz Çiplankov'u dünyada sıralamada bir numaraya koyuyoruz. Çünkü bir numara gerçekten çok ciddi bir patlayıcısı var. Rakipleri kontrol edecek bir el gücü var. O beden ağırlığını aşağı yukarı 180 kilo herhalde. Onu masaya yansıtabiliyor. Ama Deniz Çiplankov'u şöyle bir shoulder press maçı attırsak. Şunu yaptırsak dünyada ilk olan giremez bence. Şu şekilde herkes yenmeye çalışacak en iyilerini. Şu şekilde basınçta rotasyonu kaptırıp bu şekilde maç atsa, böyle gitmeye çalışsa bence dünyada ilk 5'e giremez. Ama şu şekilde burayı kaptırmadan maç attığı için yani ne yapıyor? Komut geliyor. Şurasını döndüremiyor kimse. Elini kimse bozamıyor.
Bir de ağırlığı vererek böyle kendi biraz da aşağılara atarak rakibi yeniyor. Ne oluyor? Dünyada bir numara oluyor. Şimdi benim diyen en güçlü insanları düşünün. Rotasyon hiç dönmeyen eli çok kuvvetli. Onlarla burada başlasınlar ve dünya şampiyonu olsun bu kişi. O adam orada 5. bile olamaz. Bu işin mantığı o. Yani bilek güreşinde belli bir açı vardır. O açıya rakibinizi alırsınız. Aldığınız açıda çok iyisinizdir. Ama o açıyı alamadığınız zaman çok beklenmedik insanlar sizi yenmeye başlar. Buralarda kalırsınız, gidemezsiniz. Çaresiz gibi gözükürsünüz. Karşıdaki sizi defans yapar. Tutar yüzünüze bile bakar ama siz dünyada bir numarasınızdır. Niye? Burayı kaptırmadığınız için bir numarasınızdır. Ya da çok güçlü basıncınız vardır. Burayı düşüremedikleri için, burayı çeviremedikleri için bir numarasınızdır. Burada da şu an onu görüyoruz. Yani Deniz Çiplankoğlu'nun formunun iyi olduğu zaman düşünelim. Ya burayı alma ihtimali var. Tabii ne kadar yorgun bilmiyorum şu an. Zaur. Bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Çünkü 3-4 gün önce söylemiştim zaten. Bir turnuvadan çıkıyor. Buraya da geliyor zaten haliyle yorgun olması normal. Bir de bir tane daha dediğim gibi maçı görmüştüm. Yani ne ara attı onu bilmiyorum. Marozov çok rahat yeniyor orada. Buradan da haliyle gidememesi normal. Devin Hart da yaptı aşağı yukarı. Bu şekilde biraz daha kendini aşağılara atarak böyle maçını atıyor. Ne oluyor? Burası daha yukarı kalkıyor. Şurasını bir taktım içeriye, iş bitiyor. Daha çok kendilerini aşağı böyle attıkları zaman o zaman daha da karşıdaki çaresiz kalabilir. Çünkü artık kas gözü çıkıyor derdi. Şimdi sol kola geçiyorlar. Solda ama Çiplankov sağdaki gibi tam toparlayamadı sanki. Solda bir çıkıyor, sen onu yendiğini gördüm. Rahat da yeniliyor. Biz dönemin efsane sol kolu Deniz Çiplankov'du. Bence dünyada o anda kimse onu yenemezdi. Haliyle bir süreç zaman gerektiriyor. Muhtemelen o kadar toparlayabilir mi bilmiyorum. Çünkü yaptığı her şeyi aynı şekilde yine tekrardan yapması gerekiyor. Ve vücudunda bir sıkıntı var mı onu bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Solda vallahi rahatça. Zar oluyor ki Zaru en son Marozov'la attığı, o Kazakistan'ın 110 kiloda dünya şampiyonuyla attığı kişi vardı bir tane. İsmini hatırlayamadım. O mesela çok rahat yeniyor solda. Yani James Franco'nun iyi bir zaman değil bu gerçekten. Sol kol için özellikle bayağı aşağıda. Yine sağ tutacaklar. Şimdi bakalım biraz eli dinlendi. Yani aynı şey olacak mı olmayacak mı burada anlayacağız. Eğer yine Deniz Çiplankov rahat giderse bu sefer Zaur gitti. Demek ki o Zaur buraya çok yorgun gelmişse bile yani ara ara dinlenerek belli bir formu yeniden yakalayıp sonra daha çabuk yorulabilir. Muhtemelen 2-3 maç sonra gene dağılacak gibi geliyor bana. Hep de kendi çıkıyor. Yani biraz da Deniz Çiplankov herkese kendi çıkıyordu ya bu yakın zamanlarda. Burada da hep kendi çıkıyor Zaur. Yoruldu iyice. Aynen. Yoruldum deyince gidiyor adam. Çok da farklı şekilde, daha rahat bir şekilde açmış tarzını. Şimdi burada yine izleyelim ne oluyor. Zaten şöyle bu sarı başlıyor. Daha önce böyle başlarken. Çiplankov'da farkındaysanız şurasını biraz daha araya sokmuş. Ne oluyor bakın, farklı mısınız? Biceps açısı daha yukarıda yakaladı. Burası hiç açılmadı. Şimdi buraya araya taktıkça, yani şu yakalıyor, ondan sonra elini bırakıyorlar genelde. Çünkü rakip sizin buranızı açması gerekiyor. Sizin buranızı çeviremediği zaman, elinizi şu şekilde yapamadığı zaman kolunuzu, bu pozisyondayken böyle basıyor, geri geliyor. Çünkü burası, baskı bu parmaklarda artık. Her bastığında da şu alt bilek baskıyı çok aldığı için ön bilek düşmeye başlıyor. Yani burası çok açıldığı için burası da düşmeye başlıyor. Hep böyle oluyor. Sonra zamanla karşılar şu kısmını taktığı zaman tamamen çaresiz kalıyorsunuz. Çünkü beden ağırlığınız tamamen burada kalıyor. Rakip bu arada sizin elinizi kilitliyor ve siz ağırlığı aşağı doğru verme şansınız sıfırlanıyor. Burada nitik mi oluyor? Şu an farklı mısınız? Ağırlık tamamen elinde. Çiplankov tamamen bu saatten sonra 10 dakikada bassa Çiplankov bekler durur. Çünkü Deniz Çiplankov'un iyi yeri burası. Zaur oraya aldırdığı zaman iş bitiyor. Yani muhtemelen çok da şişmiştir. Çünkü baskı oralarda hep bilekte geçiyor böyle. Yani kendi basıyor ama ağırlık bileğinde hep baskıyı aldığı için muhtemelen çok şişiyor. Burada biraz arka planda çekim yapıyorlar. Farkındaysanız Deniz Çiplankov bağımsız. Şu kilidini attığı zaman, el rotasyon kilidini attığı zaman Zaur çaresiz kalıyor. Niye? Bu tarafa istediği yere taktı. Öbürkine nasıldı? Düz başlıyorlardı. Bağ faktörü vardı. Biraz daha kolunu takabiliyordu yan baskısını. Şimdi yan baskıyı burada kullanamıyor. Biraz daha böyle eliyle uğraşması gerekiyor. Ve rotasyon kiri takıldığı için Çiplankov tarafından o kadar kolay gözükmüyor arkadaşlar. Yani çok baskın şekilde rahat bileğinden bir de tutmuş. Yani çektiği yeri tutup kontrol ediyor. Bu da güzel bir antrenman aslında. Yine sağ maça atıyorlar. Gidemez çünkü... Aa, onda bir şey oldu. Bir daha bakayım oraya. Çok zaten şey, yani kontrol tamamen Deniz Çiplankov burada geçmiş, gözüküyor. Yani çok böyle
Çaresiz gibi kalmış Zaur. Başlangıçta gözüküyor mu? Bir senin sorun var sanırım orada. Şu an ne yaparsa yapsın. Çiplenkov hiçbir şey yapamaz. Çözüldü çünkü tamamen. İşte turnuvalarda da bu oluyor arkadaşlar. Birkaç maç atıp çözülüyorsunuz. Yeneceğiniz kişiye yenilebiliyorsunuz. Ya da bir kişide yorulduysanız birinci olacakken beşinci olamıyorsunuz. Burada bir şey yapma şansı yok. Artık burayı da kontrol etmeye başladı. Zaten bu kısım tamamen dağıldı. Bu saatten sonrası sadece antrenmana döner. Yani iyi bir antrenmana çıkardığı çok yoruldu çünkü muhtemelen. Bitti gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar burada benim anladığım kadarıyla Zaur biraz yorgun gidiyor. Deniz Şipyankov'da da eski form yok. Yani şu an çok bir matematik burada yapılacağını zannetmiyorum. Ha derseniz ki çok istediği aldı çok rahat tuttu. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta yorgun şekilde oluyor ya da istediği yere takabiliyor orada. Taktıktan sonra zaten dediğim gibi başta herkesi yenebilir. Yani siz Türkiye şampiyonsunuzdur. Türkiye'de 5 olan adam biraz çekiş yapıyorsunuzdur. Buranızı kaptırırsınız. İnanın oradan sizi sıkıntıya sokar. Gene belki yenersiniz ama sıkıntıya sokar. Gidene kadar perişanları oynarsınız. O yüzden arkadaşlar bu güzel bir aslında örnek mi değil mi tartışılır. Çünkü Zaur belki o kadar yorgun gitmeseydi ki yanlış bir bilgi ise bunu da yazabilirsiniz alttan yorumlara. Çünkü bir 6-7 gün önce turnuvada yarıştığını gördük. Bir sürü kişiyle maç attığını gördük. Sonra buraya geldi. Arada bir de sanırım Kazakistan'da bir turnuva düzenlendi. Oradaki maçta da Marozov'u yendi ama o ne zamandı bilmiyorum. Yani ona net bir şey söyleyemem. Ama en azından o turnuvadan sonra bile bu kadar zamanda bildiğim doğrultuda söylüyorum. Yalnızca yine söylüyorum, yorumlarda yazın düzeltin. Çok yorgun gelmiş olması gerekir buraya. Şu an muhtemel turnuvada karşılaşsalar Zaur 5'te 5 çok rahat, çok rahat bir şekilde yener Deniz Şipyankov'u. Bundan sonra 3 ay sonra ne olur? Deniz Şipyankov belli bir form yakalar mı? Yakalarsa sıkıntıya sokabilir mi? Sokabilir. Onu da burada az çok görmüş olduk. Ama şu an dünyada Levan'a en yakın benim görüşüm Zaur. O da yakın diyorum. Belki %10 fark var. Belki 5 var. Belki 15 var. Onu net bir şekilde bir şey diyemem. Burada muhtemeldir Levan'la beraber maç atarsalar birinin eli ya da ikisinin eli bu şekilde kalacağı bence kesin gibi. Şu şekilde kalacaklar. Çünkü Zaur'un da burası kolay kolay düşmüyor. Kimse şu ana kadar kolay kolay düşüremedi. Burada ayrı konu bu antrenmandı, yorgundu vesaire çok önemli değil. Ki kafadan çok rahat zaten gitti. Ama çok büyük ihtimal böyle kalırlar. Bence Ermes'le kıyaslarsak Zaur Ermes'i de yener. Bana öyle geliyor. Hem de hızlı bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. Çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ki Ermes Kasparani dünyada şu anda benim görüşüm 3. sıradaki listede. 1 Levan, 2 Zaur, 3 Ermes. Ama Zaur bu şekilde artmaya devam ederse yani sanki Levan yenecek bir adam varsa o da odur gibi geliyor bana. Ermes'in de potansiyeli kalıp olarak potansiyeli çok geçeceğini zannetmiyorum Levan'a. Arkadaşlar bu maçı çok sormuştunuz bana. Çok fazla mesaj aldım. Elimden geldiği kadar yorumlamaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çünkü bu gerçekten bizim başka insanlara, YouTube'daki farklı kitlelere ulaşmamız için çok önemli. Çünkü YouTube'un algoritması bu şekilde çalışıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.